Merhaba kıymetli Hulu severler. Bugün size piyasaya yeni çıkarmış olduğumuz Ovis modelimizin kutu açılımını ve ön incelemesini yapacağız. Bildiğiniz üzere Ovis bizim ilk hibri modelimiz olup makine kimya üzerinden yakın zaman önce satışa sunulmuştur. İlk olarak çantamızdan bahsedecek olursak süet deri çanta, Ovis kabartmalı, sağlam dayanıklı askılıkları, çanta içerisinden bahsedecek olursak İlk açtığımızda iç kısım görüntüsü bu şekilde. Gene her çantada olduğu gibi dış etkilerden korunması amaçlı mukavemeti sağlam süngerlerimiz mevcut. Ovis'in kullanım kılavuzu. Uzun yıllar kullanabileceğiniz geniş aksesuarlı temizlik kitleri. Asansör aylan anahtarları. 2 adet şarjörü içeriğimizde, mekanizması ve Hulu'nun 2019'da çanta içerisine koymuş olduğu deri askı kayışıkları. Evet, çantamızın içeriği bu şekilde. Çantamızın artı bir detay olarak da asansörü kendinize göre ayarladıktan sonraki buradaki yer hazır oluyor. Eğer ki dürbün taktıktan sonra dürbün ayarları bozulmasın diye de bu bölümü de şu azin çıkarttıktan sonra dürbünü ve asansörü kendinize göre ayarlı bir şekilde çantanızı kullanabileceksiniz. Şimdi de Ovis modelimizin diğer kısımları olan detay incelemeleri ve grupman testlerini yapacağız. Evet, tekrardan merhabalar. Bu sefer teknik detayları daha yakından incelemek için Ar-Ge sorumlum Salih İbrahim Bey ile biraz soru cevap şeklinde, biraz daha samimi bir şekilde tüfeğimizin değerlendirmesini yapacağız. Ovis yaklaşık 3 senedir üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüttüğümüz silahımız. Bir ay önce makine kimyada satışa sunuldu. Teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak namlumuz, çelik, dövme, dövme teknolojisi imal edilmiş olup 4 gifset ve 12 inçte bir tur twist oranına sahip 308 kalibre bir namlumuza sahibiz. Mekanizmadan bahsedecek olursak mekanizmamız 6 noktadan kilitleme özelliğine sahip, yaklaşık 4,5 mm kilit yüksekliklerine sahip bir mekanizmamız ve üzerinde hafifletilmesi ve kötü hava koşullarında, soğuk hava koşullarında buzları kırması için kanallar açılmış durumda. 3+1 şarjör kapasitesine sahip ve 1. sınıf Türkiye vizinden imal edilmiş bir kundak sistemine sahip. Tüfeğimizin emniyeti arka tarafta mevcut. Ağırlık ayarlanabilir ve boy ayarlanabilir tetik sistemimiz mevcut. Ve kundağının standart olarak da yanaklık ayarına mevcut. Peki Halil İbrahim Bey, bu tüfeğimiz, yani Ovis tüfeğimiz nasıl bir standartta üretildi ve fişek yatakları hangi standartlara göre açıldı? Bunu da biraz daha açabilir misiniz? Öncelikle biz bu konuda Amerikan standartı olan Sami standartını referans aldık. Şu şekilde gösterecek olursak, Climber marka 308 geçer geçmez masları gösterecek olursak ki burada da inç bazından geçerle geçmezin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Yaklaşık 1004 inç, yani bu da %10 milimetre etmektedir. Bu standartlara göre üretilmiştir. Hatta bunu şöyle örnek olarak gösterecek olursak, tüfeğimize ilk önce geçer mastarı şu şekilde 1.630 inç olan mastar aralığımız. Bu şekilde fişek yatağını yerleştiriyoruz. Mekanizmayı ileriye sürüyoruz ve mekanizmayı kilitliyoruz. Şu anda mekanizma tamamıyla oturmuş durumda. Ve mekanizmayı geri çekiyoruz. Mastarımızı boşaltıyoruz. Bu da geçmez mastarımız. Bu da 1.634 inç. Yani geçerle geçmezin arasında %10 milimetre kadar bir boşluğumuz mevcut. Bunu da yerleştiriyoruz. Ve silahımız geçmiyor. Bu demek oluyor ki biz silahımızın feyir ayarlarını yaparken %10 gibi bir hassasiyetle
fair ayarlarını yapmış oluyoruz. Pekala İbrahim Bey, şimdi diyelim hibrit tüfeği aldık fakat bunu kullanmak için bir dürbün gerekli. Bu optik sistemleri kullanmak için bir bağlantı aparatı mevcut mu peki OBİS'te? Silahımızın üzerine biz ana gövdemizle bütünleşik olarak NATO standartlarına uygun bir 22 mm Picatinny ray ekledik. Bu sıfır MOA açıyla Picatinny raylar oluşturuldu. Ve bu size her türlü optik sistemi bunun üzerine montaj edebilme imkanınızı sağlıyor. Ayrıca buralara farklı tarzlarda dürbünler takabilmek için bizim mevcut üretmiş olduğumuz dürbün ayaklarımız da mevcuttur. Bunlar 0, 20, 40 MOA olarak üretilmektedir. Peki Halil İbrahim Bey, biraz da şarjörümüzden bahsedebilir misiniz? Şarjörümüz 3'arda bir kapasiteye sahip polimer malzemeden üretilmiştir. Bu tamamıyla dayanıklı, her türlü hava şartlarında ve her türlü zorlu koşullarda hiçbir şekilde kırılmaya meal olmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Şarjörümüz bizim iki taraftan toplam 4 noktadan gösterecek olursak kilitleme özelliğini vardır. Bu da şarjörümüzün daha stabil, daha sağlam ve daha net bir şekilde tüfeğimize takılı durmasını, zorlu ortamlarda hareket ederken şarjörün düşmesini engellemek için tasarlanmıştır. Biraz da tetiğimizle ilgili özellikleri de öğrenebilirsek o daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle tetiğimizin özelliklerinden bahsederken önemlice vurgulamak istediğim, tetiğimizde isnat boşluğunun ayarlayabildiğimiz ve en önemli konulardan bir tanesi, her insanın vücut yapısı ve parmak uzunlukları farklı olduğundan dolayı her insanın parmak uzunluklarına uygun olabilecek boy ayar yapabilen bir tetik sistemimiz mevcut. Bununla birlikte tetiğimizin biz standart olarak 1,5 kilogram ağırlığında bir ayar yapıp üretimlerini sağlıyoruz. Fakat bu demek oluyor ki tetiğimiz sadece 1,5 kilogram ağırlığında kalacak değil. Sadece bu bizim önerdiğimiz bir ağırlıktır. Bunun yanında tetiğimiz yaklaşık 800 gramlara kadar bir ağırlığı düşmene ve 2,5 kilo kadar bir ağırlık arttırımına sahip bir tetiğimiz vardır. Pekala İbrahim Bey, yani obis tüfeğimizle ilgili birçok bilgi elde ettik şu ana kadar. Son olarak bir sorum da olacak. Emniyet sistemiyle ilgili de bir bilgi verebilirsek bence bu yeterli olur diye düşünüyorum. Öncelikle şundan bahsedelim. Biz yıllardır av tüfeği yapan bir firmayız. Tabii ki standart klasik av tüfeklerimizde bizim emniyetimiz her zaman geride bulunmaktadır. Onlara referans alarak bunda bir emniyet sistemi tasarladık. Bundan dolayı arka tarafa emniyet sistemimizi yerleştirdik. Emniyetimiz doğrudan tetik tertibatını kilitlediği için emniyet pozisyonunu aldığımızda hiçbir şekilde tüfeğin emniyetsiz bir şekilde patlamasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olup tamamıyla tetik tertibatını kilitlemektedir. İstenilen kuvvet ne kadar kuvvet olursa olsun düşme ya da yanlışlıkla tetiğe basma durumunda hiçbir şekilde ateş almamasının garantisini vermekteyiz. Bugün tüfeğimizin çanta açılımını ve teknik detaylarını içeren videoyu izlediniz. Bundan sonraki videomuzu tüfeğimizin grupman atışı ve genel olarak yani atış performansı ile alakalı olacak şekilde hazırlamayı planlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.